Biz, üç belgeselci, kayboldu sanılan bizi bulmak için yola koyulduk. Ağrı eteklerinden Makedonya boylarına, Mezopotamya yaylasından Abdallar coğrafyasına kadar gezdik. Bizi biz yapan o ortak duyguları, bazen bir Balkan havasında, bazen bir dengbej avlusunda, kah bir Eren sofrasında, kah bir Kuzey horonunda bulduk. Sevince de, kedere de ortak olduk. Ve biz denen bu eşsiz gökkuşağına coşkuyla selam durduk. Merhaba, bu kez Kültür Yolcuları Hacı Bektaş'ta. Nebil Özgentürk, Coşkun Aral ve ben Can Dündar bu kez Hacı Bektaş'ta Alevilerin izlerini süreceğiz. Hacı Bektaş Dergahı, Kültür Merkezi, Müzesi, Heykeli ilçesinde bütün Alevi kültürünün öğelerini sizlere tanıtmaya çalışacağız. Acılarını yeniden yaşayacağız. Türkülerini, semahlarını dinleyeceğiz. Ayinlerine konuk olacağız. Musa Eroğlu Üstadımız bizlere eşlik edecek bu yolculukta sohbetiyle, türküleriyle ve Dertli Divani'nin muhabbetine konuk olacağız. Hemen başlıyoruz. Bizmiş ha. Hakk'ın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizi dergahında. Aşığın sözü Kur'an'ın özü diye bir deyim vardır bizde. Bütün insanlardan arzumuz vardır. İnsan birliğine zor demesinler. Gerçekler nerededir haberimiz var. Hak'tan başkasına yar demez. Geldiğiniz yoldan, durduğunuz dardan, çağırdığınız birden şefaat görürsünüz. Darlarınız, divanlarınız kabarılı, muratlarınız kasvalı. Dergâh-ı İzzetine yazılmış olan. Semah, saz eşliğinde yapılan bir dini tören. İnsanın Allah'a yaklaşmasını, maddi dünyadan uzaklaşmasını simgeliyor. Semah'taki canlar, semadaki turnalar gibi birbirlerine dokunmadan daireler çiziyor. Ritim hızlandıkça onlar da kanatlanıyor adeta. Nihayetinde yeniden yan yana gelip duaya duruyorlar. Allah Allah, Allah Allah. Hizmetin kabul ola, muradın hasil ola. Sen bizi gözlüyorsun, bekliyorsun. Yüce Allah cümlemizi gözlesin, saklasın, beklesin. Hizmetinden de çok şefaat bulasın. Gerçeğin demine, ümmimine yardım. Alevilerin bu topraklardaki tarihsel yolculuğu da tıpkı bir semah ayini gibi gelişti. Osmanlı'nın kuruluşunda ve sonrasında önemli rol üstlendiler. Yeniçeri ordusunda hizmet ettiler. Diğer kurucu unsurlarla fazlaca birbirlerine dokunmadan devinerek Osmanlı'yı kanatlandırıp bir cihan devleti haline getirdiler. Lakin siyasi semahın sonu kanlı bitti. Çaldıran'da Yavuz Sultan Selim'le Şah İsmail'in cenge tutuşması, mezhep çatışmasının oluşmasında bir dönüm noktası oldu. Savaşı kazanan Osmanlı, ihanetle suçladığı Bektaşi tekkelerini takibe aldı. Kızılbaşlık bir hakaret gibi kullanılmaya başlandı. Ayaklanan Pir Sultan asıldı. Sonraları
Yeniçeri ocağı kaldırıldı. Bektaşiler kıyıma uğradı, sürgüne yollandı. Neredeyse aynısı Cumhuriyet devrinde yaşandı. Aleviler Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal'in Hacı Bektaş ziyaretiyle umut tazelediler. Cumhuriyet'in kuruluşuna gönülden destek verdiler. Ama bu balayı da uzun sürmedi. Diğer tekkelerle birlikte Hacı Bektaş dergahı da kapatılınca Bektaşilik sessizliğe gömüldü. Ardından yeni isyanlar peşinden yeni kıyımlar getirdi. Ve zaman içinde Aleviler öteki ilan edildi. Yaşanılmaz dünyanın ne tadı ne tuzu kaldı. Ömür denen şu zamanın çoğu gitti, azı kaldı. Çalışmadan yiyenlerin, derimizi diyenlerin, nice benim diyenlerin, neyzine tozu kaldı. Neredeyse bütün Alevi türküleri gibi Alevi Bektaşi dedesi Dertli Divani'nin sazına da yansıyan bu isyan ruhu boşuna değil. Alevilerin tarihi birbirini izleyen zulümler ve direnişler silsilesinden ibaret çünkü. Alevi toplumu tarihte hep kıyımlara maruz kalmış. Bütün ulularımız, pirlerimiz, aşıklarımız, sadıklarımız ya asılmış, ya kesilmiş, ya derisi yüzülmüş, ya da zindanlara kapatılmış. Ne yazık ki Alevi toplumuna da yüzyıllardan beri atılan iftiralar, halk arasında dedikodular malum. İşte Alevi ana bacı bilmez, Kızılbaşın kesti giyinmez, işte şu anlama gelir gibi böyle aşağılık, iğrenç iftiralara maruz kalmışız. Yüzyıllar boyu kıyıldığımız yetmiyormuş gibi bir de bu şekilde aşağılanmamız insanlık dışı bir şey. Geçen yıllarla değişen iktidarlar Alevilerin yazgısını değiştirmedi. Osmanlı'dan bugüne iktidardaki inancın tahakkümü çoğu zaman Alevi Bektaşi geleneğinin dışlanmasına, kimi zaman karalayıcı ithamlara muhatap olmasına, zaman zaman da saldırıya uğramasına yol açtı. 12 Eylül öncesindeki Malatya, Kahramanmaraş, Çorum saldırıları 1993'te Sivas katliamıyla doruğa ulaştı. Bizden geçinen kallaşlar, döner geri bizi taşlar. Sırıştı yaren yoldaşlar, ne sözüne özü kaldı. Siyasal toplumsal baskılara ilaveten sosyal gelişmeler de Aleviliğe zemin kaybettirdi. Merkezden uzakta, köylerde kök salan gelenekler, usuller, ritüeller kente göçle birlikte aşınmaya başladı. Köyden kente göçle birlikte birçok değerlerimizden koptuk. Toplumun o gönül bağı zedelendi. Talip, dede, rehber, müşit, pir ilişkisi koptu. Yol süreci devam ettirilemez oldu. Gerek şehirlerde, gerek Avrupa'nın bütün ülkelerinde hali hazırda kurulu olan Alevi Bektaşi örgütlülüğü biraz nefes aldırdı. O örgütlülük sayesinde aralarındaki farklı yorumlara ve anlaşmazlıklara rağmen kültürünü koruyabildi Alevi toplumu. Bugün Almanya sokaklarından Hacı Bektaş şenliklerine, Alevi çalıştaylarından İstanbul'un türkü barlarına kadar her yerde sesini duyuruyor. Ben yana yan, tükendi fitili. Rumeli Bektaşilerinden Arap Alevilerine kadar genişleyen bir yelpazede cem yapmaya, semah dönmeye, erenleri anmaya,
hak aramaya devam ediyor. Hacı Bektaş şenliklerinde on binler halinde bir araya geliyor, ibadet ediyor, aşure dağıtıyor, suyunu, ekmeğini, sevincini, kederini bölüşüyor. İbadette olduğu gibi hayatta da kadını erkeğinden ayırt etmeyen, bağnazlığa prim vermeyen bir hayatı sahipleniyor. Şikayetleri çok. Hala vergileriyle finanse ettikleri Diyanet'in cemevlerini ibadethane saymamasından, camilere tanınan ayrıcalıklardan yararlandırmamasından dertliler. Din derslerinin kendi inançlarına yer vermemesinden, okul kitaplarındaki, bürokrasi terfilerindeki, siyasi söylemdeki ötekileştirici tavırlardan şikayetçiler. Üstelik artık itirazlarını daha gür sesle dile getiriyor ve asırların ayrımcılığına son verecek bir açılımın kapısını zorluyorlar. Şimdi geldiğimiz nokta bizim açımızdan sevindirici. Alevilik, Bektaşilik, Kızılbaşlık en azından yazılı ve görsel medyada konu ediliyor. Bunun hakkında insanlar fikirlerini, düşüncelerini belirtiyorlar. Aleviler kendini savunuyorlar. Alanlarda yüz binleri aşkın mitingler yapıp sesimizi duyuruyoruz. Cahiller kendini aklar, kamiller özünü yoklar. Kurudu çaylar, ırmaklar, serçeşmenin gözü kaldı. Hacı Bektaş dergahındayız ve pir evi önündeyiz. Anadolu malum 13. yüzyılda Moğol istilasından sonra pirler de dolmuş. Bunların Orta Asya'dan Moğollarla beraber bir göç öyküleri var. 11. yüzyılda başlıyor, 13. yüzyıla kadar devam ediyor ama gariptir. O dönemde o bölgedeki aşağı yukarı 57 bin pirden bahsediyor, bilgeden bahsediyor. Onların bir kısmı Hacı Bektaş'ın da dahil olduğu bir kısım. Anadolu'ya göçüyor. Mevlana Celaleddin Rumi o dönemde Belhi olarak tanımlanıyor ama buraya göç ederken binlerce kendi alanlarında bilge insan arkadan gelen Moğollar tarafından buraya doğru gelirken İran'dan geçmişler. İran'da bir Pers etkisinden etkilenmişler. Ardından işte Kürt toprakları diye nitelenen bölgeye gelmişler. Kürt mitolojisinden, Zerdüşt mitolojisinden etkilenmişler ve Anadolu'ya geldiklerinde gariptir. Buradaki Hristiyan medeniyeti de onları etkilemiş. Öylesine ki Hacı Bektaş bu bölgedeki Hristiyanlar tarafından aziz olarak tanımlanıyor. Hatta bazı ritüeller halen devam ediyor. Bazı yerlerde söylenir ekmeklerin üzerine harç yaparlar. Ona olan saygılarını göstermek için. Amaç insan sevgisi, ötekileştirme olmayan, insanlara cinsiyet, dinsel ayrım gözetmeksizin Tanrı'ya ulaşmanın yolunda aracı kabul etmeyen bir felsefe. İşte Ali Bedik dediğimiz felsefe oluyor. Ve gördüğünüz gibi de pek çok ziyaretçi akını var. Yani çok ziyaretçi geliyor. Her yıl özel şenlikler yapılıyor ve yüz binlerce insan geliyor 3-5 gün boyunca. Ben hep onu düşünmüşümdür. Yani burası çok özel, kutsal mabet gibi de algılanabilir. Dergah olarak da algılanabilir. Fakat bu inanç turizmi konusunda bir yalnızlık ve yoksulluk hissediyorum. Yani Hacı Bektaş kasabası çok özel. Dünya Alevileri için de çok özel bir mekan, bölge olması gerekirken biraz turizm tesisi dahi olmayan, çok sınırlı bir dönemi, çok yani yetersizlik yaşayan bir kasaba. Değil mi Can? Yani bunu burada 2 gündür, 3 gündür beraberiz. Ben biraz üzüldüm gerçekten yani. Ve hep bu şikayet konusu yapılıyor. Aslında birçok, yani buna ilaveten senin dediğine, tabii bu dergahın aslında bir müze olarak kullanılması da birçok yerde karşımıza çıktı şikayet konusu olarak Alevilerden. Yani biz niye kendi dergahımıza para vererek... Sonuçta ibadet yeri burası. İbadethane burası diye. Buraya sanki böyle bir
bir seyirlik alan gibi algılanması, oysa ibadet alanı olarak algılanmasını istiyorlar. Tabii ki. Yani çok parayı verip girmek falan da değil dertleri sadece. Burayı devletin yönetmesini istemiyorlar. Evet. Burası nasıl sen diğer ibadethanelere gidiyorsan özgürce, buraya da özgürce herkesin girmesini istiyorlar. Bir şey daha aklıma geldi. Bu şenlikler boyunca tek bir suç işlenmiyor. 3-5 gün boyunca o kadar kalabalık, o kadar insan geliyor. Burada hakikaten hani meşhur laf var ya, sevgiyle, barış içerisinde yaşayıp gidiyorlar. Ve daha aylar boyunca da yaşayıp gidiyorlar. Suçun işlenmediği ve cezaevinin kapatıldığı bir kasaba Hacı Bektaş. Evet, gerçekten de insan yüzlerinden sokaklara kadar her yerde bir huzur havası var. Aslında ibadetlerinde de bir huzur havası var. İsterseniz gidip bir de bir cem törenine konuk olalım. Nasıl ibadet ettiklerini görelim. Evet. Cem, ibadet etmek anlamındadır. Aynı zamanda toplanmak anlamını da taşır. 10. yüzyıldan bu yana, özellikle 11. 12. yüzyıllarda Anadolu'da yapılmıştır. Ve Anadolu'da bu konuda büyük gelişmeler gösterilmiştir. İbadete başlamadan önce rızalık alınır. Bir de dedir ki, aranızda küskün, dargın olanlar varsa, bilerek veya bilmeyerek hata işlemiş olanlar varsa özrünü dara çeksin. Yoksa da Allah'a eyvallah desin. Ve der ki, hepiniz birbirinizden razı mısınız? Bunu 3 kez tekrarlar. Helal eder miyiz? Helal eder miyiz? Post aynı zamanda Hazreti Muhammed Efendimiz'in postunu sembolize eder. Dede der ki, geldiğiniz yoldan, durduğunuz dardan, çağırdığınız pirden şefaat göresiniz. Geldiğiniz yoldan, kapının eşiği çok edeblidir. Hazreti Muhammed Efendimiz demiştir ki, ben ilmin şehriyim, Hazreti Ali kapısıdır demiştir. İşte o kapıyı geçmek için mutlaka eşiği öperek geçmek gerekir. Üç mum yakılır. Biri ise Allah adına, biri Hazreti Muhammed adına, biri Hazreti Ali adına. Ve onlar nuru sembolize eder. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de hem secde vardır, hem rükû vardır, hem kıyam vardır. Alevi canlar dua okunduktan sonra secdeye gelirler. İkrar verdikten sonra gene emeler meydanında secdeye gelirler. Ondan sonra kıyam ederler. Darda dururlar. Tevhid de zakir Allah'ın birliğini ifade eden deyişler okur. Tevhidden sonra miraçlamaya geçilir. Miraçlama biliyorsunuz ki Hazreti Muhammed Efendimiz'in Hazreti Allah'ı gidip görmesi, ona ulaşması ve Allah'la sohbeti sembolize eder miraçlama. O miraçlamada eller açılır, kucak açılır. Allah'a yalvarmak için insanlar ellerini kollarını açar, kucaklamaya çalışır. Neden kucaklamaya çalışır? Hem o sevgiyle sen kucağını açıyorsun, hem hoşgörüyle ve aynı zamanda Allah'ım diyorsun, ben bütün gönlümle, kalbimle sevgiye kucak açıyorum. Cafer-i Sadık Hazretleri der ki, Allah'ın sevgisinden başka hiçbir sevgi yerleştirmeyin kalplerimize. Zaten Allah sevgisi de her şeye yeter. Biz bu inançtayız.
insan birliğine zor demesinler. Gerçekler nerededir, haberimiz var. Haktan gayrısına yar demesinler, yar demesinler. Gerçekler nerededir, haberimiz var. Haktan gayrısına yar demesinler, yar demesinler. Hacı Bektaşlı Veli Kültür Derneği'nde ve Türbesi'nde meydan odasındayız. Musa Eroğlu, onur konuğumuz. Hoş geldin Musa. Teşekkür ediyorum. Nedir bu acılar ya? Yani binlerce yıldır, yüzlerce yıldır. Musa abi, sen biraz böyle hani yaşı olgun, kemale ermiş bir abimiz olarak. Bu acıya kimler izin vermiş diyelim? Nedir bu acılar dediğimiz zaman, sorun şurada. Tanrı'yı pazarlık konusu yapılan her yerde acılar vardır. Birisi kazanacaktır. Halbuki kabullenirse sorun yok. Hakk'ın yarattığı her şey yerli yerinde. Eksiklik ve fazlalık senin düşüncelerinde demiştir. Ama kesin olarak insanların kavrayabileceği, orada zaten görünüyor karşımızda da, bir elinde aslan, bir elinde ceylan. Ama eğitimi de söyleyebiliriz ona. Uzlaşıyı da söyleyebiliriz. Ama hepsinden başında sevgi. Peki hocam, bu kadar sevgi, uzlaşma, ceylanla aslan bir arada diyen bir kültür. Bir yandan da Kerbela'dan Maraş'a, Maraş'tan Sivas'a varan inanılmaz acılı bir yolculuk. Sürekli kırımlar, yangınlar, kan, acı üzerine bir şey. Neden bu kadar ötekileştirme, kan dökme, yangınlarda yanma? Bu kavmin suçu ne? İnançlara doğru bakarsak bunun nedeni apaçık ortada. Bütün insanlardan arzumuz vardır. İnsan birliğine zor demesinler. Gerçekler nerededir, haberimiz var. Haktan başkasına yar demesinler. Bu bir eğitim. Bu sistem geldiği zaman bizim inanç sistemimiz bir sarsıntıya uğrayacaktır. Mesele budur. Neden? Statik bir inanç vardı onun için. Burada yok. Mesela Alevi kültüründen yetişmiş biri olarak burada birine gavur deseler ben o ceme bir daha gelmem demezler zaten. Ceme giren herkes candır. Kadın erkek de olmaz. Bunu kabullenmenin kolay olduğunu mu düşünüyorsunuz? Hayır. Gerekirse yok edeceklerdir de. Çünkü kendi felsefesi var neyse. O da gelir anlatır. O yüzden dışlanıyorlar. Tabii ki. Bu yükselmesini istemezler bunun. Böyle güzellik istemiyorlar. Yani Tanrı'nın taraflı olmasını istiyorlar bana göre. Çözüm çok basit. Devlet dinden elini çekecek. Oynamayacak. Testi yapacaksan testici oynasın onunla. Peki Musa abi, bu deminden beri anlattığım ve çok da güzel anlattığım bu inanç kültürü ve bu Alevi kültürü bütün ayrıntılarıyla nasıl yüzyıllara kalmalı, devam etmeli yani? Bir şeyin ayracında olmalıyız. Dedenin bir lafı vardır Cem'de. Eteğindeki taşı döktüysen dışarıya, öyle gel der içeriye. Dilli başlısın der, yani konuşan insansın. Ve şu beyti söyler. Ne kadar bilirsen bilene danış. Danışan dağları aşar mı aşar? Danışmadan yola gitse bir kişi yorulur, yollarda şaşar mı şaşar? Altında bir pula olur mu meyil? Konuş ehil ile olursun ehil.
Konuşma cahille olursun cahil, kişi ayarından düşer mi düşer. Dedenin içeride söyle, mum söndü bu işte bu anlattığım. Bu söyleniyor içeride. Öbürün zorluyor diyor ki içeride mum söndü var. Onun için bu düşünce tabii ki yok olmalı. Bu değiş söyleme aslında bir yerde nasihat ediyor. Öyle nasihat, değil mi? Nasihatı değişlerle ediyor. Sevincan, eğitim diyebiliriz buna. Eğitim. İçeride. Aslında Nebil çok güzel bu değişler üzerine bir dosya hazırladı. Hı. Onu birlikte izleyelim. O değişleri sizden dinledik. Tamam. Bir de Nebil'in derlediklerine bakalım. Devam edelim. Tamam. bin yıl gezdim pervanelikte. Sıtkı ispin buldum divanelikte. Bende sığar iki cihan. Ben bu cihana sığmazam. Asıl olan yazı değil sözdü, şiirdi. Önce iki ya da dört satırla başladılar. Asırlar geçti, o sözler kaybolmadı. Hacı Bektaşlar, Otman dedeler, Baba İshaklar, 13. yüzyılın erenleriydiler. Gezici halk dervişleriydiler, şairdiler. Anadolu'yu, Balkanları dolaştılar deyişleriyle. Onlara inananlar dilden dile bugünlere getirdi mısraları. O dizeler sazlara yarenlik etti. İnsanlara insanı anlattı. Zaman geçti, 1500'lerde dar ağaçları kuruldu. Pir sultanlar asıldı. Ama şiirleri bugüne kaldı. Ardından Seyit Nesim'in derisi yüzüldü. Fakat yazdıkları türkü oldu, dillere düştü. Ağır üçünde biten gonca güle minnet eylemem. Arabi, Farsi bilmem dile minnet eylemem. Yüzyıllar boyunca pirler, abdallar, erenler, aşıklar hep kelimelere, manaya, maniye sığındı. Homeros'un gezici ozanları gibi bakmadan görme, görmeden duyma özelliğine sahiptiler. Ulu sayıldılar, kamil sayıldılar. Ve yedi şaire yedi ulu adını verdiler. Anadolu'da bir kasabada yol oldular. Ozanlar yoluna hadlarını kazıdılar. Alevi edebiyatında efsaneler, şiirler ve özlü sözler masumiyet, dostluk, şiddet karşıtlığı, komşuluk, eşitlik, sevgi temaları çok işlenecekti. Son yüzyılın aşıkları ve Alevi ozanları da çalarken, söylerken referansımız hep ozanların deyişleri oldu diyeceklerdi. Hacı Bektaş eline, beline, diline hakim ol dizesini bırakacaktı yeryüzü alemine. Hırsızlığı, yalancılığı, şiddeti, tacizi ve zinayı reddetmeyi dileyecekti insanlığa. Efsanelerden birinde biri diğerinin boğazına sarıldığında insan insana zulmeder mi sorusu çıkacak. Cevaben bulabildiğim en masum yaratığın güvercinin kılına girdim sözü gelecekti. Nesimi kah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi. Kah inerim yeryüzüne seyreder alem beni diyerek anlatacaktı özgürlük isteğini. Dar ağacına giderken seslenir ve gerçekler divanına sığınır Pir Sultan. Yorulan yorulsun ben yorulmazam, derviş makamından ben ayrılmazam. Dünya kadısına ben sorulmazam, kalsın benim davam divana kalsın. Referanslarını asırlar ötesinden alan, yakın zamana aşıklarından akan dizelerse bir bir türkü olur 20. yüzyılda. Bu yüzyılın en büyük Alevi ozanlarından Aşık Veysel mesela. Önce düşünür, kayda geçer, ardından sazına. Dost dost diye nicesine sarıldım. Benim sadık yârim kara topraktır diye dostluğa çağrı yapar en sertinden. Ardından birliğe ve dirliğe. Kürdü, Türkü, ne Çerkezi, hep alemin oğlu kızı. Beraberce şehit gazi, yanlış var mı ve neresi? Fakiri görüp ırk ayırmak hakikatte yüz karası. Ve toplu ölümlerin ardından bazen bir ağıt yakılır. Ne oldu ama ne oldu? Sarardı benzi soldu. Ağam buradan gideli.
bu yerler viran oldu. Kainatın aynasıyım, madem ki ben bir insanım diye başlayan aşk daimi, piştim fırınlarda hamurlanınan, üstadım sofraya getirdi beni diyerek olgunluk mertebesini tasvir eder. Aşık Mahzuni, hüzünlü bir veda anlatır dizelerinde. İşte gidiyorum çeşmi siyahım, önüme dağlar sıralansa da. Sermayem derdimdir, servetim ahım, karardıkça bahtım karalansa da. Evet, şiir ve deyiş hayat damarı gibiydi Alevi geleneğinde. Söz uçar yazı kalır derler, ancak yüreğe işlenen bu sözler uçmuyordu. Öyle ya, sözün canı vardı onlara göre. Söz kutlu ağızlardan doğar, tatlı dillerden dökülürdü. Ses değişir, biçimden biçime girer, söz baki kalır, zamana direnirdi. Peki Musa, bu deyişler çok güzel ama Alevi inancında da bir ötekileşme söz konusu. Yani birbirine farklı bakan yerler de var. Tabii ki var. Onu şöyle özetleyebilirim. Yazılı bir kaynak yok. Çoğu kulaktan dolma. Şimdi ülkedeki siyasi yönetimin baskısından dolayı, altını çizerek söylüyorum, Ege bölgesindeki Alevilerin epey bir kısmı 12 imama inanmazlar. Bazısı 9'una inanır, bazısı 6'sına. Ayrışmalar, çok soru soruyor. Benim çocuğum mesela felsefe okuyor. Bana soruyor. Birisi başka şey okuyor, biyoloji okuyor. Baba diyor, bu 12 imamı yan yana nasıl getiriyorsun? Bunlar diyor aynı anda mı doğdu? O ayrışmalar buna getirilen yorumlardan kaynaklanıyor. Yanlış mı? Değil. Doğru mu? Hiç değil. Bugün Sünnilerin aynısı gibi. Mezhep yani. Ama peygamber mezhepleri yasaklamıştır. Bölücülüktür çünkü. Tabii ki. Aklı başında her hoca buna evet der. Yani Tanrı inan, Tanrı'nın bir vekili olan, vahiylerini alan birisinin bölücülük olmasını düşünemeyiz, değil mi? Aleviler kesinlikle mezheplerin doğru olmadığını düşünürler. Bir üçleme yaparlar. Hak, Muhammed, Ali. Yine soruyu şöyle soralım. 1940'larda, 50'lerde, 60'larda Avrupa'da böyle Alevi Dernekleri Federasyonu toplanacak da semahlar, deyişler, türküler söylenecek de görmedik. Tarihte okuduğumuz zaman yok. Sen de radyolarla, konserlerle ilgili bir hayatın var. Evet. Eskiden de bir Pilsotan'dan çalıyorum diye söylemezdin, yorum yapmazdın. Evet, son yıllarda böyle bir Alevi kültürüne dair, hatta modaya kadar döndü. Doğru. Şunu sormak istiyorum. Bu gizlilik, biraz da ötekileştirme anlamına gelen bu gizlilik niye yaşandı? Sen rahat rahat 23 yaşındayken gelin size bir Alevi türküsü söyleyeyim der miydin konserlerde? Ben 71'de radyoda muhalif sanatçıydım. Aşık der ki ben alayım. Dersene bir Veysel der ki de, Pir Sultan ablalım de, diyemezdik, makas. Şimdi ölmüş gitmiş 6-7 sene evvel, ondan korkan bir sistem var. Ama o da bu kültürü yaşatan bir şey. Şimdi benim uzun boylu Selvi Çınar'ım, yüreğime bir ot düştü yanarım. Kıblem sensin, yüzüm sana dönerim. Mihrabımdır kaşların arası diyen bir sevda şairi Pir Sultan Abdal. Vurun, kırın, öldürün demiyor ki. Bunu diyemezdik. Pir Sultan Abdal'ım diyemiyorduk. Yani bizim kablumbağa çok ağır yürüyor. Ne zaman döndü biraz? Avrupa'daki dostlarımızın emeğini yadırgamayalım. Orada, Avrupalı orada devlet dinine yönetilmiyor. Kültür diye bakıyorlar. Biz de burada bakmalıyız. Oradan gelen baskıyla biz burada bir nefes alabildik. Bu bir realite tabii.
Bir de biz Nebil'e soralım ya. Sen yaşadın. Nebil pek konuşmayı sevmez bu konularda. Bizimle de konuşmadan ama şimdi evet. Evet. Var mı Nebil? Bu vesileyle bu muhteşem kutsal mekanda söylemek de istiyorum hakikaten. Kendi hikayemi biraz. Özel değil aslında. Ben Adanalıyım. Arap Alevisi diye bilinen bir kültürün çocuğuyum. Babamı hiç unutmuyorum. Ortaokula giderken derdi ki, oğlum Alevi olduğunu söyleme. Rahat edersin o zaman derdi. Babam zaten korkmuş. Çok özel, gizli gizli cem ayinleri, cemaat toplantıları yaparlardı. Ben daha bebek, çocuk falan. Kapatırlardı çarşaflarla, halılarla. İşte gelecek polis alacak vesaire, böyle bir korkularla gelip geçmiş. Öyle büyüdüm ben. Çok yıllar sonra, üniversiteden sonra ben söyledim. Arap Alevisi, Nusayri Alevisiyim diye. Bu bendeki işte bu çocukluk, gençlik korkuları, babamın yaşadığı korkular beni hep böyle mutsuz etmiştir. Şimdiki evet bir özgüven var. Çok rahatlıkla söylüyorum şu anda kameranın karşısında ama ben bu acılardan gelmiş olmanın utancını yaşıyorum. Çok kısa bir dönem olmasına rağmen değil mi? Bir de bu toplumun geriye kalanını düşün. Erkence kalkardık. İlk açılan dükkandan Mut'ta memleketimde alışverişi yapar, köye kaçardık. Taş atıyorlardı. Ama ben ne düşünüyordum? Bir gün burada saygı göreceğim. Onu başardım. O sokaklardan şimdi geçemiyorum ben. Kahve, çiçek, gül, dede geldi diyorlar. Düşünebiliyor musun Mut'ta? Onun için kültürler birbirine uzak değil ama düşman değil. Onu dostça yaşamalıyız. Bizim dedeler bunu öğretir. İki kadeh de çeker. Çeker. Çünkü Hayam'ın dediği gibi o şişede uslu uslu durur. İçince hayal kurdurur. Ne varsa onun içinde içenin soyunu sopunu yüzüne vurur. Sakiler onun için vardır. Bilgi de öyle sevgili Can, sevgili Mehmet. Bilgiyi bir anda dolduramazsın. Azar azar verirsin. Bektaşilikte, Arabilikteki saki o kadar önemli ki. Sadece içki anlıyorlar. Hayır. Bilgiyi de gıdım gıdım dağıtır. Kaldırabildiğin kadar. Buradan ama şeyi çıkarıyoruz. Siz iyimser mesajlar veriyorsunuz. Yani düzeliyor, düzelme umudu var. Yeter ki devlet çekilsin. Halklar birbirine... Sorun kalmayacak. Çünkü beni finanse edersen ben çalışmadan, biraz önceki çalışmadan yiyenlerin, derimizi giyenlerin, nice benim diyenlerin ne izine tozu kalmalı. Onlar gitmeli. Beni Tanrım'la baş başa bırak. Cezamı verecek olan da o, yaratan da o. Karışma, avukatı değilsin sen onun. Şu anda bir Sünni devlet, kendi dinini empoze eden bir görüntüsü var. Dolayısıyla isteniyor ki çekilsin ve herkes inancını istediği gibi yaşasın. Ama bir düzenlemeye de ihtiyaç var mı? Yani aslında devlet özgürleştirme açısından bir hizmetkar olmak. Finanse durumunda. Etmeyecek mezheplere devlet. Fırsat şimdi... yaratacak. Önünü şimdi açacak, mesela, imkan yaratacak. Bu ülkede ben başbakan olsam Hanefi mezhebine kaç lira ayırdım? 100 lira. Hanbeliye de ayırırım, Malikiye de ayırırım. Gene ama devlet işinde burada, bu dediğiniz modelde. Yani gene devlet var ama önünü açmak için, engel olmak için değil. Tabii ki. Mesela ben başbakan olsam derim ki Hanefi'ye kaç lira veriyorsanız Hanbeliye de onu verin. Veyahut da hiç vermeyin. Peki yani, mahalle baskısı kelimesinden yola... Evet, kayırmayacak. Kayırmayacak bir yandan da yuhalatmayacak tabii. Yani evet. Bak bu Alevi diye. Tam onu soracaktım. Mahalle baskısı kelimesinden türeterek mahalle arasındaki ötekileştirmeyi nasıl halledeceksiniz? Halledeceğiz yani. Güvenmese yapamaz. Mesela örnek vereyim. Ben yaklaşık 7000 köy gezmiş biri olarak konuşuyorum şu anda. Köylüler genellikle kavgasızlar, onu söylemeliyim. Neden kavgasızlar? Çünkü şehirde değiller. Köyde dostluklar hala vardır. Şehirdeki beyefendiler, kavgaya çıkaranlar değilse Hüseyin'in koyunu vardır, benim koyunum vardır, çobanımız ortaktır. Birkaç şeyin dışında her şeyimiz ortaktır. Düğünümüz ortaktır, cenazemiz ortaktır. Köyde kavga olmaz, onu şehirde yaparlar. Köyler şehire kaydıkça
bu oluyor. Benim köylerden, o gezdiğim köylerden edindiğim çok özet intibalardan birisi bu. İkincisi, köyler doğal yaşarlar. Mesela türkü söylerler birbirlerine. Tabu filan değildir, beşer oldukları için. Bu toplumu anlatıyorum ama bu sefer. Kızlar karşılıklı birbirlerine deme söylerler. Ezberlerler o manileri. Onlarda fazlaca günah münah hiçbir şey olmaz. Yani şiir söylemenin günah tarafı mı olur? Aşık dertliği biliyorsunuz. Bakıyor Çankırı'da. Bir zırıltı var, gürültü var. Bunun içinde şeytan var diyor. O da yok diyor. Yok diyor, vardı yoktu. İşte ona diyor ki, şeytan bunun neresinde? Venedik'ten gelir teli, ardıç ağacından kolu. Ve Allah'ın sersem kulu, şeytan bunun neresinde? İçinde mi, dışında mı? Püskülünün başında mı? Göksünün nakışında mı? Şeytan bunun neresinde? Abdest alsan aldın demez. Namaz kılsan kıldın demez. Senin gibi haram yemez. Şeytan bunun neresinde? Senin mahalle baskın bu. Bırak. O günah diyor. Bana bir havalanda birisi dedi, bunu çok yaylatıyorsun dedi. Biraz da öbür dünya için çalış dedi. Orada işin çok zor dedi senin. Orada bana yardım edersin dedi bu zaman. Bu dünyada ben sen türkülerini söylüyorum. Aşkın, sevgin, mihribanını söylüyorum. Telli turnanı söylüyorum. Bu demektir ki telli turnayla vedalaşacağız yani. Evet. Haydi abi. Sağ Telli turnam selam götür sevgilimin diyarına. Telli turnam selam götür sevgilimin diyarına. Üzülmesin ağlamasın belki gelirim yarına cananım. Üzülmesin ağlamasın belki gelirim yarına cananım. Hasret kimseye kalmasın, sevdalılar ayrılmasın. Ben yandım eller yanmasın, sevdanın aşkınlarına canarına. Evet, kendi inancını dokuya dokuya gelip geçen, zorluklardan süzülerek yaşayıp giden ve sayıları milyonları bulan bir inanç grubunun kültürel zenginliklerinden örnekler vermeye çalıştık. Alevilerin henüz derman bulunmamış dertlerine kulak verdik. Semahlar ve cemler eşliğinde usta ozanların yüreklerinden geçenlerle geçmişte yaşanan acıları hatırlattık. Ve eğitimle neşenin harman olduğu, adab ve dayanışma öğretilen, insan olmanın erdemlerinden söz eden Alevi muhabbet sofralarına konuk olduk. Kadim bir kültür, yıllardır kurulan bu sofradan kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Şimdi büyük bir insanlık sofrası hayaliyle yeni yollarda bir başka kültür yolculuğunda buluşmak üzere.